Macaristan'ın otoriter lideri Orbán'ın seçimi 5. kez yeniden kazanması Erdoğan'ın seçimle gideceğine inanan çevrelerde hayal kırıklığı yarattı. Haksız değiller. Türkiye ile Macaristan arasındaki benzerlikler o kadar çok ki Orbán da Erdoğan gibi gençlik hareketinden geliyor. İktidarını kendisinden önceki solcu başbakanın destek kaybetmesine borçlu. %50'nin üzerinde oy alarak iktidara gelince demokrasinin altını oymaya başladı, anayasayı değiştirdi, kendisine ayak diriyen yargıçları emekliye ayırdı, muhalif medyayı susturdu. Kendi iş adamları çevresini kayırıp zengin ederken Macar asıllı milyarder Soros'u kendisini devirmeye çalışmakla suçladı. Sorosçu ilan ettiği muhaliflerini hapsetti, Ek akademik özelliğe son verdi. Onun yüzünden çoğu genç 600 bin'den fazla Macar ülkesini terk etti. Muhalefete gelince Orban'la başa çıkabilmek için milliyetçi sağdan radikal sola, yeşil hareketinden liberallere kadar 6 parti seçim ittifakı yaptı. Orban'ın kalesi sayılan bir kenti kazanan belediye başkanını ortak aday olarak çıkardılar. Parlamenter rejime dönüş için bir anayasa taslağı hazırladılar. Yine olmadı olmama nedenleri dikkatle incelenmeli. Bunların başında seçime endeksli bir siyasi mücadele anlayışı geliyor. Oysa özgür medyanın, bağımsız yargının, demokratik hakların, seçim güvenliğinin olmadığı toplumlarda diktatörler maça 5-0 önde başlıyorlar. Nitekim seçim öncesi Orban bir çırpıda hakimler savcılar yüksek kurulu, radyo televizyon üst kurulu, sayıştay üyelerini değiştirdi. Bu koşullarda kazanamayacağını düşünen birçok Macar da sandığa gitmedi. Kıssadan hisse. Demokratik mücadele artık sadece seçim beklemekle kazanılmıyor. Tersine, otoriter toplumlarda sandık diktatörlere meşruiyet yaratan bir kandırmacıya dönüşebiliyor. Kazanmak için sağlam bir toplumsal örgütlenmeden alternatif medya yaratmaya topluma umut verecek kitlesel buluşmalardan seçim güvenliğine kadar uzun vadeli bir strateji gerekiyor. Yani özetle Macaristan'a bakarak seçimle gitmezler demek doğru değil. Seçimle giderler ama sadece seçimle gitmezler.